Sağ ol, kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Bir tur atalım abi. Sağ ol. Peki. Eksik olma. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Eyvallah. Hoşçakal abicim. Nasılsın? İyi misin? Söz verenin sözüne duran insan. Eyvallah. Sağ ol abim. Eksik olma. Merhaba abicim. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol abicim. Güle güle diyemeyeceğim içimden. Canım kardeşim. Eksik olmayasın. Sağ ol. Sizlerin de inşallah. İzmir tekrar seni mecburen bekliyor. Var var daha yani geleceğiz biz inşallah. Burada bu yürekli çalışmandan dolayı Allah razı seni olsun. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Kahve ikram edeyim. Sağ ol. Dolaşacağım biraz. Eksik olma. Daha geleceğim ben kahveye abi. Tamam, öyle bırakmam. Ama söz mü? Alacağım var. Söz. Sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Çok biz naziksiniz. Sağ olun. Canım ya. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol. İyi günler, iyi günler. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de iyi misiniz? Merhaba. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah. Hayırlı işleriniz olsun kardeşim. Siz de öyle. Çok sağ ol kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Siz de öyle. Eksik olmayın. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Ki varsınız. Eksik etmesin sizi. Siz de eksik olmayın. Bir mucize bekliyoruz biz izninizle. Canım benim. Anladım. Sağ ol. Eyvallah, sağ ol. Eksik olma. Çok sağ olun. Bu kamera altına yaptığınız hiç unutulmayacak. Çok sağ olun. Hiç unutulmayacak. Bu kanala kimse cesaret edemezdi. İyi günler olsun. İyi günler. Biz sizden razıydık. Eksik olma. Ben de sizden razıyım. Hayırlı işler kardeşim. Sağ ol. Eksik olmayın. Saygılar bizden. Nasılsınız? İyi misiniz? Başkanım biz sizden razıyız. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Olsun. Evet. Bir İzmir yok. Sağ ol. Eksik olma abiciğim. Sağ ol. Hayır. Nasılsınız? Sağ olun başkanım. İyisiniz. Hayırlı işleriniz olsun. İlk sağ ol. Bir altyapı yapan bir başkan geldi. Ay iyiyim. Sağ ol. Siz de iyi misiniz? Seviyoruz sizi. Çok selam söyle. Sağ olun. Abiciğim. 50 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Evet. Ben 50 yıl Kemeraltı. Evet babadan maşallah. Ne güzel. Ne güzel. Yaptığınız hizmetler için teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Önünüzde hürmet diliyorum böyle. Estağfurullah. Sağ ol. Akşam geldiğimiz zaman pırıl pırıl ışıklarımız yanıyor. Saat 8'de gelmeyelim. Evet. Selam söyleyeyim. Çok sağ ol. Eksik olma. Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. O şeref bize ait. Eksik olmayın. Hizmetinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Sağ ol güzel kardeş. Sağ ol. Eyvallah kardeş. Hayırlı işleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Sağ ol güzel kardeşim. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Hayırlı işler. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Bana göre. Çok sağ ol. Gel güzel kardeşim. Sağ olun. Evet. Ben abi. Sağ ol. Yok iyiyiz. Sağ ol. Başkanım, Kemeraltı'ya eser bıraktınız. Tamam. Arkadaşlar sağ ol. Eksik olmayın. Çok sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. İyi günler. Merhaba. Hakkınızı vermez başkanım. Sağ ol. Eksik olma güzel kardeşim. Kemeraltı uzun zaman sonra alt bakıyoruz. Evet. Efendim. Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Merhaba efendim. Merhaba. Kolay gelsin arkadaşlar. Aman efendim rica ederim. Vazifemizi yap. ...2019'un Ekim'inden beri böyle tırnaklarımızla kazıya sürdürdüğümüz bir yolculuktu bu. Kemeraltı, Tamer Muhtarım'ın da söylediği gibi dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezi ve bu şehrin aslında kalbidir. 15 bin esnaf, 600 bin metrekare bir alan, her gün yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği bir alan. Dolayısıyla da İzmir'in nabzı burada atar, İzmir'in kalbi burasıdır. Fakat onlarca yıldır hep halının altına süpürülmüş. Altyapı sorunları, aydınlatma sorunları, hukuki sorunlar, teknik sorunlar. Velhasıl çok büyük sıkıntılar vardı. Girdikten sonra 4 etapta bu çalışmayı sürdürdük. 27 kilometre içme suyu attı, 20 kilometre kanalizasyon attı, 10 kilometre yağmur suyu attı, 200 kilometre aydınlatma internet hatları, 150 bin metrekare beton zemin döşemesi, 150 bin metrekare parke bordür döşemesi. Önemli bir aşamayı geçtik. Yani bir çıtayı aştık. Bundan sonrasında arkamızdan gelecek olanlar için söylüyorum. Hiçbir engel yok. Hukuki bir engel yok. Sit kurullarında engel yok. Bütçe engeli yok. Proje engeli yok. Her şey hazır. Sadece dediği gibi devam edelim demeleri yeterli. Bu devamı gelirse ve bu hikaye sona ererse Kemeraltı
hep hayalini kurduğumuz 24 saat yaşayan cıvıl cıvıl bir hale gelecek ve bu şehrin nabzı nefes alacak. Bizim yaptığımız adeta bir kalp masajı. 70 senedir artık yorulmuş bir hikayeyi canlandırıyoruz ve bundan sonrasında bu şehir için bir kaldıraç haline gelecek. En büyük dinamiği olacak. Evet, yani emin olun şehrin değişiminin önündeki en büyük lokomotif olacak. Bugün sağ olsunlar yol boyu alkışlarla yürüdük. Onların güler yüzlerini gördük. Teşekkürlerini duyduk. Bizim alabileceğimiz en büyük ödülü verdiler. Her birinden Allah razı olsun. Her birine bugüne kadar gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılar çektiler ama çok şükür büyük bir anlayışla karşıladılar hepsi ve bu desteği verdiler bize. Bu büyük bir hamleydi ve diliyorum, inanıyorum ki devamı gelecek. Asla elimizi çekmeyeceğiz. Bugüne kadar verdiğimiz emeğin hem takipçisi olacağız hem de bundan sonra bu işe girecek olan arkadaşlarımıza destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. 2019'un Ekim ayının sonunda bir genel kurulumuz oldu. Bu ekiple beraber Kemalaltı Esnaf Derneği'nin başına geçtik. Ve kendisini Tuş Başkanı'nı ziyaret ettiğimizde 60 kişilik bir esnaf grubuyla mecliste bizi karşıladı. O günden beri aynı samimiyeti, aynı sıcaklığı bizlere gösterdi. Biz o ziyarete gittiğimiz zaman Sayın Başkanımız İzmir aşkından bahsetti. Ve aşkını, hayallerini anlatırken biz de Kemalaltı ile ilgili olan hayallerimizi ve bu aşkın gerdanlığının Kemalaltı olduğunu bildirmiştik. Şu ana kadar hiçbir zaman bizleri esnafımızı yalnız bırakmadı. Bu çok önemli. Dernek binamızda esnafımızın ve çalışanlarımıza dokunabileceğimiz her türlü eğitimde, İngilizceden tutun, koro çalışmalarına kadar esnafın sorumluluğunda olan birçok eğitimi biz orada beraberce vermeye çalıştık. UNESCO sürecini çok iyi çalıştık. UNESCO'da bir dosyamız dahi yeterli bir şekilde toplanmamıştı. Tuş Başkanımız İzmir'in bileşenlerini bir masaya toplayıp bununla ilgili her türlü atılım yaptılar. Başkanımızı uğurlayacağız. Kemalaltı esnafı alkışlarla uğurlamak istedi. Ve duygularını birebir başkanlarına dokunarak sözlerle göndermek istediler. Kemalaltı tarihinde bu kadar gündemde, Kemalaltı tarihinde 60 yıl bazı sokaklara bu kadar altyapısına girmemişti. Başkanım altyapıya giriyorum dediği an siyasi risk aldığını söyleyenlerden biriyim. Bu risk ne olursa olsun bunun geri adımını atmayıp esnafımızla beraber veya esnafımızın mağduriyeti olduğu anda büyük bir nezaketle ayağına kadar gidip esnafımızın hem özürünü hem de nezaketten gönlünden geçtiği şekilde haklarını helal etmelerini hep diledi. Esnafımız bunun karşılığını her zaman da gördü. Altyapıda kanalizasyonları, yağmur suyunu, elektriği, her şeyi değiştirdik. Suyu değiştiriyoruz. İzmir'in en kötü internetine sahibiz. Hatlarımız değişiyor. İnsanların geri dönüş saatleri yarım saat daha olsa, bir saat daha olsa artık uzamaya başladı. Bunlar çok önemliydi. Umarım gelecek olanlar Kemalaltı sevgisiyle gelir. Biz her beyaratımızı kim olursa olsun, esnaf devletçidir. Esnaf aldığının karşılığını vermek ister. Biz gelecek olanların Kemalaltı sevgisi olmasını, başkanımın yaktığı ateşin, kıvılcımın devamının esas olduğunu, Kemalaltı kurallarının, yönetmeliğinin tekrar gündemde kalmasını ve bu çalışmanın Tuş Başkanı'nın nezdinde onu her zaman onur ederek devamlılığın esas olduğunu düşünüyoruz. Kemalaltı'nın kapısı her zaman kendisine açık, bizlerin de açık. Biz bu alkışları gönülden, bizi onurlandırdığı için her zaman teşekkürle, minnetle gönderiyoruz. İzmir'in tarihine tanıklık etmiş tarihi Kemalaltı Çarşımız çok büyük sorunları vardı. Yani aşılamaz sorunlardı. Bunları bu dönemde Tunçer Başkanımızın elini teşin altına koyarak, yani risk alarak, köklü çözümler üreterek, bu çalışmaları başlatıp İzmir'in ve dünyanın en büyük eski açık hava çarşısı, en eski açık hava çarşısının ileriye dönük geleceğini kazanacak bütün adımları attı Tunç Başkanımız. Bunlar daha önce görülmemiş, yapılmamış uygulamalardı. Bizler de her zaman hizmetin talepkarı, takipçisi ve yanında olduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu tarz çalışmalar gelecek için ve dünya için de önemli. İlk nesillere teslim etmemiz gereken tarihi bir doku var burada. Bize hiçbir zaman hayır demedi. Ve bunları makyaj değil de gerçek sorunlara çözüm üreterek bu çalışmaları başlattı. Ve değişim devrimine imza attı. İzmir tarihi de herkes bu attığı imzayı hatırlayacak. Hiçbir zaman kendisini popülist bir yaklaşım göstermeden elini taşın altına koyarak
çarşımızın geleceğini kazanmak adına bütün çalışmaları başlattı. Sağ olsun, var olsun, teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. Hep yanında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. İyi günler olsun abi. İyi günler olsun. Eyvallah.